Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanım, Sayın Bakan Yardımcım, Sayın TÜBİTAK Başkanım, kıymetli Aziz Hocam, kıymetli katılımcılar, ülkemizin bilimsever değerli insanları. TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü'nün Aziz Sancar Lekçe etkinliğine hoş geldiniz. Sizlere en içten dileklerimle, saygıyla, samimiyetle ve sevgiyle selamlıyorum. Bir zamanlar sükut eden TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü, Sayın Cumhurbaşkanımızın hiçbir zaman unutamayacağımız değerli desteğiyle adeta külden alev doğarak bilimi ufukları kapsamında araştırma ve eğitim faaliyetlerini giderek artan heyecanla devam ettirmektedir. Bu kapsamda bu akşam en heyecan verici etkinliklerimizden birini, Aziz Sancar Lekçe etkinliğimizi gerçekleştirmek üzere bir araya gelinmiş bulunmaktayız. Etkinliğimiz Amerikalı bilim insanı, virolog ve doktor, 2020 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü sahibi Harvey James Alter'in konuşması ile gerçekleştirilecektir. İnsanlık tarihinin bütün dönemlerinde birbirinden değerli bilim insanları yoğun zihinsel emekleriyle nitelikli bilgi üreterek uygarlığın gelişim sürecini hızlandırmış, insanlığa üstün hizmet etmiştir. Bilim tarihi bu insanları unutmamaktadır. Çünkü bilim en güzel uğraş olduğu gibi aynı zamanda bir vefa aşılayıcısıdır. Günümüzde çığır açan bilimsel çalışmalarıyla uygarlığın gelişimine üstün hizmet etmiş bilim insanlarının onuruna dünyanın gelişmiş ülkelerinde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ve Aziz Sancar Lekçe etkinliğimiz bu geleneğin yeni bir parçasıdır. Nobel ödülüne layık görülen çığır açan buluşlarıyla Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında Türk insanının göğsünü kabartan ve bizlere bu geleneğin bir parçası olma imkanı sağlayan Aziz Hocamıza çok minnettarız. Her yıl bir konuşma şeklinde gerçekleştirilecek olan ve Aziz Sancar Lekçe etkinliğimizde yeni bilimsel keşifleri dünyanın en seçkin bilim insanlarından dinleme fırsatımız olacaktır. Ve Aziz Sancar Lekçe etkinliğimiz bilim insanlarımızda ileri bir bilimsel görüşün oluşmasına zemin yaratacak. Bilim sevdalı gençlerimizin araştırma hevesini alevlendirecektir. Ve Aziz Sancar Lekçe etkinliğimiz ülkemizde bilimsel merakın ve bilim kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Uluslararası boyutu göz önüne alındığında ve Aziz Sancar Lekçe etkinliğimiz coğrafi sınırlara, dillere ve ırklara bakmaksızın bilimin birleştirici özelliğine hizmet edecektir. Ve son olarak Aziz Sancar Lekçe etkinliğimiz Aziz hocamıza olan duygumuzun bir simgesi olarak bilim tarihimize geçecektir. Ben bu noktada Sayın TÜBİTAK Başkanımız Profesör Doktor Hasan Mandal'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Söz Sayın TÜBİTAK Başkanımızındır.